Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir rivayette şöyle buyruluyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl Mekke'yi haram kıldıysa ben de Medine'yi haram kılıyorum. Efendim Medine denilince akla Fahri Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Çünkü Medine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la İslam'la huzur bulmuş bir beldedir. Dolayısıyla bugünkü hacılar veya umreciler gittikleri zaman Mekke'ye uğradıkları gibi Medine'ye de uğrarlar. Çünkü orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bulunmaktadır. Peki bir Müslüman olarak bizim oradaki adabımız ne olmalıdır? Nasıl hareket etmeliyiz orada? Medine'nin Müslümanlar için önemi nedir? İşte bugünkü kürsü programında bu konulara değineceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Doktor Masum Vanlıoğlu hocam bizimle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah, iyiyiz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Rabbim daha iyiyiz hocam. Amin inşallah. Medine denilince hocam, insanın yüreğinin coşkuyla, huzurla dolduğu, güven ve emniyet hali bir anda insanın yüreğinde ve hissediliyor hocam ve bedeninde hissediliyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var ki o da İslamiyet'ten önce nasıl ki Muhammedül Emin'se, yani güvenilir Muhammed olarak o Mekke toplumuna, Mekke'li müşriklere bir huzur veriyorsa, İslam'dan sonra, yani kendisine peygamberlik geldikten sonra da o güveni ve huzuru devam ettirmiş ve Müslümanların bir güven abidesi olmasını da Aleyhisselatü Vesselam en güzel örnekliğiyle göstermiştir. İşte Medine'de böyle bir belde değerli hocam. Peki evvela Müslümanlar için Medine neden önemlidir kıymetli hocam? Medine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri. İlk bizim açımızdan isimlendirilirken Darul Hicret'tir, hicret diyarıdır. Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Mekke dönemindeki bütün mücadelesine rağmen Mekke toplumunun uzak durması sebebiyle Medine'ye hicret etme izni vermiştir. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın Mekke-i Mükerreme'de yerleşebilmesi ve burada kök salabilmesi için tabiri caizse Mekke şehir devletinin İslam'a hizmet eder hale gelebilmesi için, bir İslam devleti olabilmesi için çok mücadele vermiş. Ancak Mekkeliler akrabaları olan, yakinen tanıdıkları, her yönüyle güvendikleri o yüce peygamberi kabul etmemişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sıkıntıların ortadan kalkabilmesi için inanan, kendisine inanan o güzel insanlara, ilk Müslümanlara Habeşistan'a hicret etme izni vermiştir. Birinci Habeşistan hicreti, ikinci Habeşistan hicreti ve devamı. Evet. Bütün bunlara rağmen Mekke müşrikleri hicret edenleri de huzurlu bir şekilde bırakmamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine akrabaları olan Taif Kureyşlilerine gitmeyi düşünür ve bir de Taif'e gideyim. Oradakileri İslam'a davet edeyim. Mekke-i Mükerreme'de yerleşemeyen İslam, kendine yer bulamayan İslam acaba orada yer bulur mu diye düşünür. Taif'e gider, bir ay kadar kalır. Oradaki insanlara İslam'ı anlatır. Bütün mücadelesine rağmen orada da istenilen manada bir sonuç elde edilemez. Aleyhissalatü vesselam artık Mekke'ye döner. Belirli sıkıntılar aşıldıktan sonra Mekke'ye döndükten sonra Mekke'ye girişine izin verilmez. Bir müddet Hira Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda kalır. O esnada meşhur Mekke'nin güçlü adamlarından Mut'im bin Adi ve onun yakınındakilerden Mekke'ye girebilmesi için kendisine kefil olmalarını, tabiri caizse kendisi için orada güç göstermelerini ister, onların desteğiyle Mekke'ye girer. Bu kısmı şunun için söylüyorum. Yani Medine,
durup dururken ortaya çıkmadı. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra akrabalarından yüz çevirip Medine'ye gitmedi. 13 yıla yakın bir zaman Mekke'de İslam daveti yaptı. Bütün mücadelesine rağmen Mekkeliler büyük çoğunlukla reddettiler. Az bir Mekke insanı İslam'ı kabul etti. Bir de o arada ezilmiş, zayıf olan kişiler İslam'ı kabul etti. Ve bunları da hep hakir gördüler, eziyet evet. ettiler. Artık öyle bir yere geldi ki Mekkeliler bu işin çözümünün sadece ve sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmekten geçtiğine karar verdiler. Allah Celle Celaluhu bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir vesile gönderdi. Olayları, hadiseleri sebeplere bağlamak suretiyle yarattığı için Medine'nin 6 tane Medine yerlisini Akabe biatlarında ticaret için gönderdi. Akabe denilen mevkiye affedersiniz. Akabe denilen mevkiye gelen o 6 Müslüman Aleyhisselatü Vesselam'la ilk defa görüştüler. Bir mülakat evet. yaptılar. Sonra memleketlerine döndüler. Bir sonraki yıl 12 kişi olarak geldiler. Hem Evs'ten hem Hazreç'ten. Normalde bu iki kabile birbirini yiyen Arap kabilesi. Aleyhisselatü Vesselam onlara İslam'ı anlattı. Onlar İslam'ı tercih etti. Ve Mus'ab bin Umeyr isimli o seçkin sahabiyi, muallim sahabiyi onlara öğretmen olarak gönderdi. Bir sonraki yıl Medine'deki 12 kişi 75 kişi olarak döndüler. Yine hac mevsimi, panayırlar mevsimi, Aleyhisselatü Vesselam'ın açıktan İslam daveti yapması Taif seferinden sonra yasak hale gelmişti. Çünkü onun Mekke'ye girişine izin veren meşhur Mut'im bin Adi, ben sana kefil olurum ama açıktan davet yapmayacaksın. Özelde yaparsan o bizim görmeyeceğimiz yerdir. Beni o tarafı ilgilendirmez dedi tabiri caizse. Aleyhissalatü Vesselam Akabe denilen mevkide ki bugün orada ta Ömer İbni Abdülaziz döneminden kalma bir yapı vardır. Sonra Harun Reşit döneminde yenilenmiş. Efendimizin Akabe biatlarını gerçekleştirdiği şeytan taşlamaya gittiğimiz yerdir orası. Orada bir yapı vardır. Orada iki tepe arası ki oraya Akabe deniyor malum. Orada görüşmesini yapar Aleyhissalatü Vesselam. O 75 kişiyle belli noktalarda anlaşılır. O 75 kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye davet ederler. Medine'ye gelirsen biz seni baş tacı edeceğiz. Sen bizim peygamberimizsin. Her türlü sıkıntıyı göğüslemek üzere biz seninle olacağız derler. Evet. Hazreti Abbas bu görüşmede bulunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın küçük amcası ve der ki biz yeğenimi Resulullah'ı bütün sıkıntılarına rağmen muhafaza ediyoruz. Geldiği takdirde siz onu canınızdan, malınızdan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çok koruyacağınızı garanti ediyor musunuz? Bunun üzerine onlar da biat ederler. İkinci Akabe biatı gerçekleşir ve o dönemden sonra Müslümanlar teker teker yalnız vaziyette Medine yolunu tutmaya başlarlar. Artık hicrete izin verilmiştir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hicret izni verilince kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret eder. Medine ondan sonra hicret diyarı adını alır. Darul Hicret. Yani insanların başka taraflarda bulamadığı huzuru bulacak olduğu yer. Ondan önce Yesrib. Ondan hocam, önce şehrin ismi Yesrib. Efendimizin gelişiyle birlikte El-Medinetül Münevvere ismini alır. Nurlu şehir, El-Medinetün Nebi, peygamber şehri gibi isimlerle anılmaya başlar. Tabe. Tabii. Tabe ismini Efendimiz ona verir. Pak ve temiz olması hasebiyle, ürünlerinin lezzetli ve insanı mutlu eder olması hasebiyle hep bunlar Medine-i Münevvere'yi bizim gözümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yücelttiği vasıflarıdır. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi sever.
Medineliler onu sever. Medine'ye hicret edenlerin de Medine'yi sevmesi beklenir. Ancak evet. Mekke'yi çok seven insanlar o Mekke'de bulmuş oldukları heyecanı Medine'de ararlar. Medine'de bir kısmı bulamayabilir. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bunu dile getirmezler. Bunlardan birisi de Hazreti Ebubekir Efendimiz'dir. Medine'deki durumu dile getirmeyip Medine'de belli ölçüler içinde yaşamaya devam ederlerken bir gün Hazreti Ebubekir Efendimiz ilk yıllarda ağır bir ateşli hastalığa tutulur. O zaman Medine'de hurma bahçeleri çok fazla. Şehrin merkezindeki evlerin yanında da hurma bahçeleri var. Aynı zamanda çok affedersiniz hayvanların bağlandığı ahırlar var. Dolayısıyla sinekler fazlaca oluyor. Bütün dünya şehirlerinde olduğu gibi bölgedeki sulak, çünkü yer altı olduğu gibi su dolu Medine'nin. Hani yanardağ şeyleri oradan kalan diyelim ki yanardağ lavlarından sonraki kısımlar artık o volkanik taşlara döndüklerinde onların sönmesi esnasında orada güçlü bir su oluşuyormuş. Hani evet. Big Bang hikayesi anlatılırken. Medine'nin altı dolduğu gibi su, taşların altında güzel topraklar var. O toprakların üzerine hurma ağaçları ekiyorlar. Hurma da pirinç kadar neredeyse su istiyor. Tabii suyun biriktiği yerde zaman içinde sinekler minekler oluşuyor. Ve Medine'de ateşli hastalık oluyor. Evet. Hazreti Ebubekir Efendimiz Mekke'de yaşamaya alışkın. Mekkeliler böyle. Böyle bir duruma alışkın olmadıkları için o ateşli hastalık onları çok yoruyor. O yorgun haldeyken ateşli hastalık esnasında kendinden geçmiş vaziyetteyken Hazreti Ebubekir Efendimiz gayri ihtiyari, istem dışı ah Mekke, vah Mekke dercesine Mekke'yi hayıflanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu duyunca bunun üzerine Allah'ım bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir diye dua buyuruyor. Ve Medine evet. Gerçekten herkes tarafından seviliyor. Ne Hazreti Ebubekir, ne Hazreti Ömer, ne Hazreti Osman, ne Hazreti Ali bir daha Mekke'de yerleşmek gibi bir gayretin içine girmiyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da öyle bir gayrete evet. girmiyor. Allah Resulü'nün yanında olmak. Onun yanında tek oluyorlar. Gayeleri. Şehir yaşarken Aleyhisselatü Vesselam hayattayken onun yanında olmak, vefatından sonra da onun camisinde ve civarında olmak üzere kuruluyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken aslında Allah Celle Celaluhu ona başka lütuflarda da bulunuyor. Annesinin kabri yolda Evva köyünde. Evva Mekke'den Medine'ye gelirken güzergah üzerinde. Medine'ye yakın bir mahalde diyelim. Efendimizin süt teyzesi veya annesinin süt teyzesi iki rivayette var. Bugün Kıbrıs'ta kabri bilinen Hala Sultanımız da Medine'de Kuba'da yaşıyor. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ederken geliyor. Sabah namazını o yakındaki Mescid-i Subayha denilen yerde kılıyor. O mahalde sonra oraya Ömer İbni Abdülaziz bir mescit yaptırıyor. Kuba köyünde yerleşiyor. Orada bir veya iki hafta gibi bir zaman kalarak ilk cuma namazını kıldırıyor. Kuba mescidini inşa ediyor. Süt teyzesiyle veya annesinin süt teyzesi olan Ümmü Haram binti Milhan'la hasretini gideriyor. Sonra artık temellerini atacak olduğu şehre giriyor. Evet. Medine'ye geldiği zaman, Medine'ye geliş süreci de ilginç. Meşhur devesi Kasva, son derece güçlü bir hayvan yolculuk için. Deve önce Kuba'da çöküyor. Efendimiz orada bir müddet kalıyor. Sonra Araplar o bölgedeki dervişler devenin çöktüğü yeri anlatırken mebrakü naka derler. Devenin bereket bıraktığı yer. Deve çökünce Aleyhissalatü Vesselam orada kalıyor. Böylece Efendimizin varlığıyla mekan bereketli hale gelmiş oluyor. İnsanlar Aleyhissalatü Vesselam'dan uzun bir zaman diliminde, bir haftadan fazla bir zaman diliminde istifade ediyorlar. Sonra oradan yola çıkıyor Aleyhissalatü Vesselam. Azıcık ilerlendiğinde cuma namazının kılındığı yer geçilince sol kolda bir burç vardır. Orası biraz yüksektir normal şeye göre, Kuba bölgesine göre. Tepecik gibi bir şey var orada.
Orada Medine'nin genç kızları, Medine hanımefendileri, Efendimiz'e olan muhabbetlerinden, onu bekleme heyecanlarından dolayı kim tarafından yazıldığı ve kim tarafından bestelendiği hiç bilinmeyen o meşhur Talaal Bedru ilahisini evet. okuyorlar. Hatta Neccaroğulları'nın kızları. Evet. Ki Efendimiz'in anne tarafından akrabalarıdır Neccaroğulları. Evet. Aynı zamanda Eyüp Sultan Hazretleri de tabii, Neccaroğulları. O da onlardan. Şimdi orada bu Talaal Bedru ilahisi okunuyor. Efendimiz bir defa şehir inşa edilmeye giderken farklı bir kültür var. Yani şehirleri neyle bilirsiniz? Yöresindeki türküsüyle bilirsiniz. Evet. Orada artık bir ilahi oturuyor. Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili söylenebilecek, belki de yeryüzünde en çok okunan ilahi orada ortaya çıkıyor. Kim yazdı, kim söyledi, kim besteledi belli değil. Ama birileri okudu. Aleyhisselatü Vesselam merhale merhale şehre geliyor. Şehre geliyor. Deve ikinci bir defa çöküyor. Aleyhissalatü vesselam burası mescid olsun. Mümkünse sahibinden kabul ederlerse parasını ödeyelim. Ki onlar da Müslüman. Bedeli karşılığında o araziyi satıyorlar. Aleyhissalatü vesselam o bedelin Hazreti Ebubekir tarafından ödenmesini emir buyuruyor. Sonra Hazreti Ebubekir o bedeli ödüyor kendisi bir rivayete göre. Orada da hocam farklı bir hikmet var. Yetimlere ait o arazi. İki yetime ait olan yetime arazi. Ait. Evet. Onlar da ya Resulallah biz ücretsiz sana satamayız. Vermek istiyorlar. Ücretsiz vermek istiyor. Evet. Ama Efendimiz bedelini ödettiriyor. Evet. Orası mescid oluyor. İkinci bereket noktası. Üçüncüsünde de Eyüp Sultan Hazretleri'nin evi. Orası da artık ikamet edecekleri nokta. Herkes deveyi etkileyebilmek için evin kapısının önüne böyle kaselerle hurma koymuş. Hayvan yoldan geldiği için hurmayı da çok sever develer. Yemek ister diye düşünüyorlar. Fakat deve hiçbirine bakmıyor. Hurmanın olmadığı kapıya geliyor. Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinin kapısının önünde yok. Ve böylece Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yerleşiyor. Orası artık onun şehri oluyor. Mescid inşa edilecek. Herkes gibi o da gayret ediyor. Gayret eden insanları görünce çok mutlu oluyor. Onları metheden sözler söylüyor. Onları metheden şiirler okuyor. Yani dünya ve dünya hayatının son derece basit olduğunu, gelip geçici olduğunu ifade ettikten sonra Allah'ım ensar ve muhacire rahmetinle muamele eyle diyor. Orada evet. ensar ve muhacir kavramı önümüze geliyor. Mekke'den gelenlerin tamamını Medineliler bağrına basıyor. Çünkü gelenin yeri yok. Arazisi yok. Malı mülkü yok. Malı mülkü yok veya varsa da elinle avucunda herkes yerleşebilsin diye diğeri ona yardım ediyor. Nasır, yardımcı. Müslüman Müslümana yardım ediyor ve bir yerleşim. İnsanlar bir şekilde oraya yerleşiyor. Orada çok hoş olan, gerçekten bugün için hepimiz tarafından unutulmaması gereken bir husus var. Hem bizim ülkemize gelip bu ülkeye sığınanlar, hem de başka ülkelere gidip sığınanlar açısından bu önemli. Evet. Mesela meşhur sahabi Abdurrahman bin Avf Medine'ye geliyor. Medine'ye geldikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu, bütün sahabeleri Medine'nin yerlileriyle Mekke'den hicret edenleri kardeş yapıyor. Aralarında bir muahat, kardeşlik hukuku inşa ediliyor. İnşa edilen o hukuk çerçevesinde Medine'nin yerlisi olan kişi diyor ki kardeşine, ben diyor sana arazilerimi vereyim. Paylaşalım diyor yani. Madem kardeş olduk, yarısı senin, yarısı benim. O gelen kardeş şunu demiyor. Ver tamam, benim olsun demiyor. Abdurrahman bin Avf örneği burada. Diyor ki, benim diyor Mekke'de malım, mülküm, her şeyim vardı. Ben bunları senden almak için gelmedim. Sen eğer bir iyilik yapmak istiyorsan bana borç olarak bir ip ver. Ben onunla yük taşıyayım. Bir de bana Medine pazarını göster. Ben oraya giderim. Evet. Ticaret yaparım. Gerçekten erişilmez bir yücelik göstermek suretiyle bir borç iple pazara çıkıyor. Şimdi biz de evet.
hayat çok farklı. Yani bizim buradan almamız gereken ölçüler. Bir insanın evinde misafir olduğumuz zaman davranışımız nasıl olmalı? Bir insan bizi kendi yerine davet ettiğinde davranışımız nasıl olmalı? Bir kimseyle çalışırken onun sunmuş olduğu iş imkanından istifade ederken davranışımız nasıl olmalı? Bunları biz bıraktık. Yani kadir şinaslık yok. Bize yapılan iyiliklerin karşılığında eğer kötülük yaparsak o zaman bu Allah'ın gücüne gider. Allah Celle Celaluhu bizim önümüzdeki rızıkları keser. Evet. Ama o gün Abdurrahman bin Avf kendisi Medine pazarına çıkıyor ve son derece güzel bir ticari ortamın oluşmasına vesile oluyor. Hatta kendi ifadesiyle hocam diyor ki taşı kaldırsam altından, Efendimiz'den aldığı dua ile altın çıkıyor diye. Yani o kadar zengin oluyor ki Abdurrahman bin Avf, o aldığı iple Cenab-ı Hak malını bereketli eliyor ve yaptığı ticarette helal yolunu bir ticaret açıyor olduğu için. Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la duasını alınca üstelik ifade tabii bizde meşhur bir söz var ya, tuttuğun altın olsun. Efendimiz'in evet. duasının tercümesidir o. Efendimiz ona dua ediyor. Hani rızkı helalinden bol olması yönündeki. Biz onu o şekil tercüme etmiş. Tuttuğun altın olsun. Ne getirmişiz. Hı hı. Sahabe artık Medine'de şekillenecek. Nerede şekillenecek? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın camisinde ve camisinin çevresinde. İlk zaman herkesin evinin kapısı camiye açılıyor. Evet. Cami çok büyük çünkü evlere göre. Büyükçe planlanıyor. Herkesin evinin kapısı açılıyor. Sonradan Efendimiz sadece Hazreti Ebubekir'in kapısını açık bıraktırıyor. Geri kalan kapıları kapattırıyor. Çünkü artık evlerle cami arasına bir mesafe koymak gerekiyor. Bazı şeyler mahremiyetlerin oluşması açısından. Ama kendisi şehri bir bütün halde Müslümanların yetişebilecek olduğu ciddi bir ilim merkezine dönüştürüyor. Tıpkı Mekke'de Darul Erkam denilen, hani Kabe'nin çevresinde konuşulması gereken yerler var ya hani, hı hı. o bahiste orada Babul Erkam diye bir kapı vardır. O kapının olduğu bölümde Erkam'ın evi vardı Efendimiz döneminde. Ve Efendimiz yeni Müslüman olan kişilerin tamamını orada toplar, onlara İslam'ı anlatır, namazı ve diğer ibadetleri öğretir. Orası bir okul ölçüsündeydi Müslümanlar için, medreseydi. Medine'ye göç ettikten sonra, hicret ettikten sonra Allah'ın izniyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidi inşa eder, mescitte aynı vazife devam eder. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir suffe talebeleri var. Onlar sürekli mescitte, yaşları farklı farklı, sayıları bazen 400'e kadar ulaştığı ifade ediliyor. Bir de Efendimizin her gün hemen hemen her namazdan sonra kısa da olsa nasihatleri var. Evet. Erkekler bu kadar bol nasihat dinleyince, sohbete katılma fırsatı bulunca hanımlar bu noktada kendilerini biraz garip hissediyorlar ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelip buyuruyorlar ki, ya Resulallah sen hep erkeklerle beraber oturuyorsun, onlara nasihat ediyorsun. Bize de nasihat edeceğin bir gün olmaz mı? Aleyhissalatü vesselam hanımlara da gün ayırıyor. Bir rivayet salı, bir rivayet perşembe şeklinde onlara da gün ayırıyor. Hatta mescidin girişinde o dönemden artık her şey yapılmış. Kadınlar kapısı diye özel bir kapı var. O kapıdan hanımefendiler mescide giriyor. Erkekler de diğer taraftan mescide giriş yapıyorlar. Veya diğer taraflardan. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam Medine'de yaşadığı süre içinde Medine'nin ekiniyle, ziraatiyle, hayvancılığıyla, suyuyla, o çevredeki piknik yapılacak olan ortamıyla her tarafını gezebilecek bir yaşta ve dostlarıyla oralarda oturup sohbetler edebilecek yaşta ve buna devam ediyor. Evet. Onların bağında, bahçesinde sahabe-i kiramla oturuyor. Onlarla dertleşiyor. Her bir ailenin sıkıntılarını yerine göre dinliyor. Onlara nasihatlerde bulunuyor. Karı koca arasında oluşabilecek olumsuz durumları çözümleyebilmek için o insanların arasında yerine göre arabuluculuk yapıyor. Hak ve hakikati onlara anlatıyor. Ve Medine gerçekten Müslümanların yaşayabildiği ve huzur bulduğu
muhteşem bir ortam haline geliyor. Peki hocam, Medine'de sadece Müslümanlar yok. Orada Yahudiler var, müşrikler var. Yani farklı inançlara mensup insanlar da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının o inançlara mensup insanlarla arasındaki ilişki nasıl oluyor? Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de şunu görüyor. Medine'ye geldiği zaman şehrin bir savunma ihtiyacı var. Neden var? Normalde zaten savunulması gereken bir yer. Çünkü insanlar yaşıyor. Diğer taraftan da Mekke müşriklerinin Müslümanlara amansız düşmanlığı var. Aleyhissalatü vesselam birlikte yaşadığı insanlardan emin olabilmek için ilk defa Medine Sözleşmesi'ni ortaya koyuyor. 52 maddeye yakın olan bir sözleşme. O maddeler çerçevesinde Medine'de yaşayan Evs, Hazreç yani Medine'nin Ensarı, Mekke'nin muhacirleri bir taraf oluyor. Diğer taraftan inanmayan Medineliler, Yahudiler, onlar da kendi aralarında Kaynuka, Kureyza ve Nadir olmak üzere onlar bu anlaşmaya imza atıyorlar. Tamamı Medine vatandaşları olmuş oluyor. Hedef ne? Hiç kimse Medine'nin müdafaası konusunda ihmalkar davranmayacak, ihanette bulunmayacak. Onun dışında herkes kendi ticaretinde, kendi hayatında serbest. Ancak evet. Aleyhissalatü vesselam şunu görüyor. Medine'ye geldiği zaman bakıyor ki, Medine'nin yerlilerinin elinde ticaret için pazar yok. Bahsettiğimiz o Museviler, Kaynuka, Kureyza ve Nadir gibi kabileler ticareti bölüşmüşler. Bir kısmı dericilikle meşgul, bir kısmı kuyumculukla meşgul, bir kısmı da ziraatle meşgul. Medine'nin yerlilerinin yaptığı iş, tabiri caizse %90'ı ziraat. Geri kalan parayı yönetemiyorlar. Bugün dünyada olduğu gibi yani tabiri caizse. Evet. Aleyhissalatü vesselam pazarlara bakıyor. Yerleşik olan pazarda herkesin yeri sabit ve çok pahalı. Alternatif bir pazar kuruyor. Alternatif bir pazar. Diyor ki burası pazardır. Sabah en erken gelen en iyi yere çadırını kurar. Buna Sukul Medine El Kadime, eski Medine pazarı diyorlar. Efendimizin kurduğu pazara. Bir müddet sonra Aleyhissalatü Vesselam'ın kurmuş olduğu pazar, diğer pazardan çok iş görmeye başlıyor. Bazı kimseler, sahabeden, akşamdan çadırını bırakıyor, sabah bir daha gelip uğraşmayayım diye. Aleyhissalatü Vesselam onu da geceden denetliyor. Gelip gördüğünde o çadırın direğini söktürüyor ve attırıyor dışarıya. Sabah kim erken gelirse en iyi yeri o tutar. Böylece Müslümanlarda bir pazar fikri, yani sadece bir ibadet, sadece evet. camiye devam etmek, sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde yer alma fikrini bırakmıyor. Onun hayatın yaşanabilir olması için bu hayat içinde güçlü bir ekonomik yapının da oluşması gerektiğini anlatıyor. Bize de çok güzel örnek oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kesinlikle. Sosyal hayattan kopuk olmayacağız. Hayatın yani. İçinde ve sürekli insanların sağlıklı olabilmesi için, daha doğrusu sürekli harple karşılaşma ihtimallerine binaen gençlerin eğitilebilecek olduğu büyük bir alanın Hazreti Osman tarafından satın alınmasını istiyor. Hazreti Osman satın alıyor ve orayı vakfediyor. Medine'nin gençleri orada ata binmeyi, deveye binmeyi, yani hızlı bir şekilde cirit atmayı, ok atmayı, ne bileyim güreş yapabilmeyi, bir kısım harp sanatına ait sporları öğreniyorlar. Yani kısmen bir harp sanatı hazırlığını gösteriyor orada. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu en belirgin gösterdiği yer neresi? Şeyin sahabeden Sa'd ibn-i Vakkas çok güzel ok atıyor. Evet. Uhud Harbi'nde iş sıkıntıya geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam çevresindekilerin de çok iyi anlayabilmesi gayesiyle anam babam sana feda olsun ey Sa'd ok at buyuruyor. Başka konularla karşılaştığında ise gerçek güç
uzun menzilli atıştır mealindeki hadis-i şerifi ifade buyuruyor. Ela innel kuvvete erramyu. Hem de bunu 3 defa ifade buyuruyor. Bir defa değil. Gerçek güç. Şimdi uzaktan yönetebilen, bakabilen ve Müslümanlara ruh veren, heyecan verebilen, insanların hani insanın zarar görmediği yerde gökyüzünden, uzun menzilden bir füzeyi fırlatabilen veya ne bileyim işte bugün için eriştiğimiz noktada SİHA'larla yapmış olduğumuz, evet, Baykar ve diğer SİHA'larla yapmış olduğumuz ki öncülüğünü Bayraktar ailesi, rahmetli Özdemir abi ve onun ailesinin gerçekleştirdiği bu yolculukta onların ortaya koymuş olduğu bütün ölçü işte bu. Aleyhissalatü vesselam bunu da inşa etmeye çalışıyor. Ve Medine'de üzerinde titizlikle durduğu hususlardan bir tanesi şehrin çocuklarının eğitim görmesi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi ümmi. Allah Celle Celaluhu vahiy ile bilgiyi onu besliyor. Ama geri kalanlar ümmi değil. Onlar da yani böyle anadan doğma alimlik değil. Efendimiz için ümmilik, anadan doğma alimlik. Bizim içinse ümmilik, cahillik. Onların okumasını istiyor. Bedir Harbi'nde esir alınanların kurtuluş akçesini ödeyemeyecek olanlarına her biriniz 10 tane Müslüman çocuğa okuma yazma öğretirseniz ancak kurtulursunuz buyuruyor. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman nasıl bir şehir inşa ediliyor? O gün için üniversite söz konusu değil. Veya ne bileyim bu tarz bir yapı söz konusu değil. Ama mescidin içinde, Peygamber Mescidi'nin içinde ne var? Bir suffe okulu var. Çocukların eğitim gördüğü bir dünya var. Herkesin ezberlediği bir Kur'an-ı Kerim var. Efendimiz'den gelen bilgiler var. Herkes çalışıyor gece gündüz tabiri caizse ticaretini yapıyor. Harp döneminde sıkıntıları göğüslüyor. Bu da yetmiyor. Aleyhissalatü vesselam onların kış ve yaz kervanlarıyla ticaret yapmalarını onlardan istiyor. Ekonomik hayatı canlı tutuyor. Hiçbir surette dengeler bozulacak şekle gelmiyor. Ve şehir içinde suyun değerini anlatan, yağmurun kıymetini anlatan, yağmur dualarına katılıyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman, ya Müslümanlar ne iş gördü? Müslümanlar muhteşem bir nesil yetiştirdiler. Her konuda bilgisi olan, her konuda söyleyebilen ve konuşabilen bir toplum yetişiyor. Onun için evet, o döneme asr-ı saadet diyorlar. Saadet asrı ismini veriyorlar. Çünkü gerçekten insanlar, evet, herkes de eksik olur. Zaten Peygamberimizin dışındakiler, Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındakiler, peygamber olmadıkları için hata yapmaları kaçınılmaz. Gayet tabii ama hedefleri hata yapmak değil. Aksine hatadan arınabilecekleri bir toplumu oluşturmak. Efendimizin mescidi öyle bir okul haline geliyor ki, o mescidin bütün öğrencileri Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam ahirete göçünce hem peygamberlerini, hem arkadaşlarını, hem hocalarını kaybetmenin üzüntüsüyle ne yapacaklarını ilk anda bilemiyorlar. İşte orada evet, seçkin bir talebe devreye giriyor. Hazreti Ebu Bekir o muhteşem cümlelerini ifade buyuruyor. Biliniz ki kim Allah'a inanıyorsa Allah haydır, diridir, ölümsüzdür. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise ölümlüdür. Yani. Ayet-i kerimeler işte sen ve senin gibi yaşayan bütün varlıklar ölümlüdür. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de ölümlüsün, diğer insanlar da ölümlü. Şimdi buraya baktığımız zaman Peygamber şehrini, Aleyhisselatü Vesselam'ın şehrini böyle konuştuğumuzda ne lazım? Bu şehrin anlayışını evimize almak lazım. Herkesin evet, evi bir Medine-i Münevvere olabilir. Anne ile baba bir tarih konuşmaktan öte bize ölçü olacak bir dünya olmalı. Anne ile baba evlerindeki çocuklarıyla nasıl bir hayat sürmeli? Onlarla onları kaçırmayacak, bıktırmayacak şekilde İslam konuşmalı. Kur'an-ı Kerim okumalı. İslam'a ait eserler üzerinde durmalı. Ahlaki değerleri önce kendisi yaşamalı, sonra onlardan beklemeli. Böyle olunca Medine-i Münevvere
bizim evimizin içine taşınmış olur. Zaten hedeflediğimiz kısım da bu kısım. Bütün bunların yanında ama hocam, aynı zamanda sosyal hayattan da kopuk yetiştirmemeli. Zaten işte kopamaz. Medine-i Münevvere'yi evine taşırsa çocuğu evet. paranın değerini bilecek. Para nasıl harcanır, nasıl harcanmaz? İsraf nedir? Bunu bilecek. Evdeki nimetlerin nasıl elde edildiğini, nasıl kazanıldığını bilecek. Yani bir evdeki bir lambanın söndürülmesinin ne kadar değerli olduğunu bilecek. Suyun az açılmasının veya suyun israf edilmemesinin, bunların hepsinin değerini bilecek. Çünkü evet. Aleyhissalatü vesselam talebelerine onların kişisel ihtiyaçlarına dair bütün bilgileri de vermiş. Diş temizliği, diş bakımı, el yüz temizliği, abdest, çok affedersiniz iç dünyasındaki iç temizliği, bunların hepsini önlerine koymuş. Yani Medine denildiği zaman Medine-i Münevvere şöyle bir toprak parçasına gitmeden önce bu kısmı konuşmak gerekiyor. Evet. Efendimizin inşa etmeye çalıştığı toplum önemli, şehir değil. O bir toplumu inşa etmeye çalışıyor. Yani yeniden bir insan toplumu oluşturuyor. Hani Mehmet Akif merhumun dediği gibi Hazreti Ömer'i tarif ediyor. Önce dehşetli zıpırken nasıl oldu da Ömer? Sonra bir adle sarıldı ki değil kârı beşer. Yani Hazreti Ömer Mekke döneminde kendi anlatımıyla da bilinen ölçülerde bütün Mekkelilerde olduğu gibi tabiri caizse sürekli ayyaş olan insanlar. Son derece fazla tüketen ama akıllı adamlar. Yani akılsız değiller. Uluslararası ticaret yapabilecek kadar becerikli ve cesur adamlar. Gittikleri her yerde rahat konuşabilen insanlar. Kendilerini temsil edebilen insanlar. Ama evet. Mekke'nin içinde bulunduğu o kötü dünya herkesi kaplamış. Roma da aynısı. Roma'ya bir yönüyle bakıyorsun, inanılmaz ahlaksızlıklar var. Öbür yönüne bakıyorsun Roma'nın, inanılmaz bir şehir kurma gücü var. Mimarisi var, disiplinli bir kafası var. Yoksa bütün Akdeniz havzasını nasıl yönetsin? Yönetemez ki. Efendimiz bu kaliteli insanları İslam'ın hamurunda yeniden şekillendiriyor. Ve öyle şekillendiriyor ki hocam, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisinin yolunu takip ederseniz doğru yolu bulursunuz diye hadis-i şerifi var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani siz onların hangisini takip ederseniz edin. Çünkü o kadar güzel yetişmişler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptıysa hemen hayatlarına tatbik etmeye çalışmışlar. Hatta bir namazda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakkabısını çıkartıyor. Tabii o zamanki ayakkabılar da şu anki gibi değil. Artık sandalet tarzı. Onu çıkartıyor. Ashab da çıkartmış. Namaz bitince diyor ki niye çıkarttınız? Ya Resulallah siz çıkarttınız. Bana Cebrail gelip demişti ki bir pislik var. O sandalet de o yüzden çıkar demişti. Dolayısıyla ben ondan dolayı çıkartmıştım buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bakıyoruz ki Allah Resulü'nün yaptığı en ufak bir davranışı hemen hayatını alıp uygulayan bir ashab var hocam. Yani bu da örneklik açısından müthiş bir şey ve o örneği alıp benimseme açısından da müthiş bir şey ashab-ı kiram nezdinde. Dolayısıyla işte bu ashab Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da methettiği ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hadis-i şerifine nail oluyorlar. Şimdi böyle bir belde hocam, son 10 dakikamız var. Vaktimiz de çok hızlı ilerliyor. O yüzden bazı konulara da değinmek istiyorum. Böyle güvenli ve huzur içinde bir belde. Nitekim biz Mescid-i Haram'ı konuşurken, yani Kabe'yi konuşurken dedik ki orada kılınan bir vakit namaz 100.000 kat sevaptır diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şerifinde benim bu mescidimde kılınan bir namaz Kabe'yi hariç, Beytullah Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan 1000 vakit namaza denktir. Yani sevap olarak. Sevap anlamında. Hani yani bu, şöyle anlamasınlar ya, kaza namazlarını orada bir tane kılalım 1000 tane geçer değil. Sevap olarak denktir. Evet. Yani dolayısıyla hocam bu da çok güzel bir hikmet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu bildiriyor. Tabii bir de işin şu kısmı var hocam. Az önce yağmur duasından bahsettiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duası yaptığından. Bugün orada yağmur duasının yapıldığı, işte bayram namazının kılındığı bir mescit var. Mescidi
Gamame isminde geçiyor. Onu da ecdadımız yapmış. Ecdadın da çok büyük bir hürmeti var hocam o beldelere. Özellikle Abdülhamit Han zamanında ve Sultan Abdülmecit zamanında oldukça önemli eserler yapılmış oraya. İşte gidenler bilirler, tren istasyonu var, Ambiriye Mescidi var gibi farklı eserleri görüyoruz. Şimdi bu anlamda bakacak olursak biz, bizim ecdadımızın yani Osmanlı'nın da oldukça önem gösterdiğini görüyoruz hocam o beldelere. Yani bu tabii söylediğiniz bahis aslında başka bir bahis olması lazım. Yani Mekke, Medine çevresindeki görülmesi gereken, konuşulması gereken, anlamlandırılması gereken yapılara geçmeden belki siz hani vakti burada kullanalım diye düşünüyorsunuz ama bence onu bir başka bahse bıraksak daha iyi olur. Burada bir şunu ben unutmayalım istiyorum. Belki ona katılırsınız. Aleyhissalatü vesselamın insanı inşa ederken takip ettiği, Medine'de özellikle takip ettiği yöntemden bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Mesela bir sofra edebi öğretiyor. Evet. Bir, affedersiniz, tuvalet edebi öğretiyor. Bir selam edebi öğretiyor. Bunların tamamı Aleyhisselatü Vesselam'ın insanı İslamca inşa etme edepleri. Yani Medine'de şöyle düşünün. İnsanlar son derece rahat. Yaşadığımız dünyada bir kısım insanlar. Bayan olsun, erkek olsun. Özellikle bu Sovyet bloğunda eski dönem için söylüyorum. Bize anlatılan şuydu ve bir kısım arkadaşlarımız da gördüklerini söylediler. Af buyurun, tuvaletler. Sadece klozetler konulmuş. Herkes gidiyor, üstünü çıkartıyor, klozete giriyor, oturuyor. Kimsenin kimseden utanması, haya duygusu, mahremiyet duygusu yok. Daha ufacıkken çocuk ona başlıyor. Halbuki İslam çocuğun bir mahremiyetini, onun mahrem dünyasının, avret mahallinin bir özel bir durum olduğunu, bunun mahrem olduğunu, onun için kıymetli olduğunu ona anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu anlatırken, çok affedersiniz, tuvalete girerken sol ayakla girip çıkarken sağ ayakla çıkmamızı ve orada bir başkasının bizi görmemesi gerektiğini, bunları bize öğretiyor. O günden öğretiyor. Sofraya oturmadan önce mutlaka ellerin yıkanması gerektiğini, yemekten sonra mutlaka yine ellerin yıkanmasını nasihat ediyor. Bir sünnet olarak öğretiyor bize. Farz değil ama bu bir sünnet. Sofrada yemek yerken besmele ile başlamamız gerektiğini, aslında besmele ile başlamak, evet Allah'ın adıyla başlıyoruz ama orada bir bilgi var. Çevremizdekilere diyoruz ki, evet yemeğe başlıyoruz. Yani onları tabiri caizse ben yiyorum, siz yemeğin anlamına getirmiyoruz. Sonra yine yerken sağ elle yemeği, önümüzden yemeği öğretiyor bize. Bunlar insanı inşa eden kısımlar. Bence insanı tanıyınca, Medine'deki o güzel insanı tanıyınca Müslümanın ne demek olduğunu öğreniyoruz. Sonra onların inşa edeceği şehir ve o şehrin içindeki bütün gelişmeler zaten kendiliğinden anlaşılırken daha kolay bir şekilde anlaşılacaktır. Ben az önce hocam ecdadın o saygısını ifade ederken aslında şuna gelmek istiyordum. Şimdi çok iyi orada, bir yere geldin de ecdadın saygısı 10 dakika sığmayacağı için ben buraya gelmek yok, istedim. O ecdadın saygısını ayrı bir bölümde konuşuruz hocam. Ama benim hani kastettiğim şu, mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duası yaptığı, bayram namazı kıldığı yere bile bir mescit inşa edilmiş. İşte çok ince hassasiyetlerle donanmış. İşte tren istasyonuna bakıyoruz. Oradaki keçe döşeme muhabbeti var Abdülhamit Han'ın vesaire. Çok ince hassasiyetler var. Ama bugün biz oralara gittiğimizde, yani o beldelere gittiğimizde hangi hassasiyetle davranmamız lazım? Yani oradaki tutumumuz, davranışımız nasıl bir hassasiyet içerisinde olmalı kıymetli hocam? Tabii biz bütün hani konuştuğumuz insan var ya, bu insanı olabilmek için uğraşmalıyız. Yani ben Medine'ye geldiysem, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beldesine ulaşabildiysem, hicret diyarına ulaşabildiysem, sahabenin ahlakıyla ahlaklanmalı, bu bölgede onların yaptıkları, yaşadıkları iyilikleri hayatıma almalıyım. Bu bölgede ne var?
edep var. Bu bölgede ne var? Hürmet var. Bu bölgede ne var? İnsanın insana iyilik yapma özellikleri var. Evet. Ensar olmaya çalışmak lazım. Sadece muhacir değil. Ensar evet. iyilik yapıyor. Biz de ensar olmaya çalışırız. Bir gönül yapamıyorsak hiç olmazsa kırmamalıyız. Karşımızdaki insanlara gerçekten ihtiyaç sahibi ise onların ihtiyacını görebilecek gücümüz varsa ama bedeni güç ama mali güç bir nebze olsun destek olmalıyız. Bunları başardığımız takdirde Medineli olmaya yavaş yavaş başlamış oluruz. Mevla Teala inşallah o yeşil kubbenin altındaki yüce zatın hürmetine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine bizleri bağışlar. Amin inşallah hocam. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Tabii tamam. Medine öyle bir programda konuşulup bitirilecek bir mevzu bitmesin değil. Bitmesin zaten, seviyoruz. Evet hocam. Ama biz bahsederken özellikle Ramazan-ı Şerif'te gönüllere su serpiyor oralardan bahsetmek. İnsanı huzura eriştiriyor. Gidip görmek zaten bambaşka bir huzura erdiriyor ama konuşmak dahi o kadar güzel, o kadar mütebessim bir hale getiriyor ki insanı. Çünkü oradaki yaşadığınız duyguları hatırlıyorsunuz. Oraya gidenler bilir inşallah Rabbim gitmeyenleri de en kısa sürede nasip eylesin. Gidenlere de tekrar tekrar gitmeyi nasip eylesin. Oraya gidip de iftar sofrasına bizi izlerken, bizi izledikten sonra iftar sofrasına oturacak olanlara da dualarında bizleri unutmamayı nasip eylesin. Amin. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Kıymetli seyircilerimiz, bugünkü kürsü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim bugün Doktor Masum Mallol hocamla birlikte Medine'den bahsettik. Medine'deki Müslümanın adabı nasıl olmalı? Bunlara değinmeye çalıştık mümkün olduğu müddetçe. Rabbim inşallah oradaki dersleri, oradaki ibretleri en güzel şekilde alıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini en güzel şekilde alıp hayatımıza uygulamayı nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.